da incir fidanı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. İncir fidanı nasıl yetişir, nasıl üretilir, hangi iklimlerde daha rahat büyür, daha hızlı büyür, bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Şu an önümüzdeki duran incir çeşidi Bursa siyahı tipi incir çeşidi. Bursa siyahı, Bursa inciri veya Dürdane inciri de deniliyor. Yöresel olarak farklı isimleri var. Şu an incirimiz gördüğümüz gibi tüplü formda, poşetli, gayet sağlıklı bir görüntüsü var. Şimdi Bursa siyahı nasıl yetişir, nasıl üretilir, ona bakalım. Bursa siyahı genelde şimdi sıfır rakımda 700-800 rakımlarına kadar gayet sağlıklı bir şekilde 900 rakımlarından kadar, ama 900 rakımlar çok sert olmaması lazım. Onu söyleyeyim. 900 çünkü soğuk da vurabilir. Daha böyle yumuşak 900 rakımlar olabilir. Yetişebilen, bu rakımlar arasında yetişebilen, tadı gayet güzel olan, adından anlaşıldığı gibi dış rengi siyah olan, raf ömrü diğer çeşitlere göre kıyasla daha iyi olan bir çeşit Bursa siyahı. Bursa siyahı ülkemizde çok ciddi ihracat potansiyeli olan da bir çeşit. Bunun bilgisinde. Peki hocam, bu fidanı ev içerisinde, saksıda, evet, Balkonumuzda, terasımızda yetiştirebilir miyiz? Yetiştirirsek kaç litrelik saksıda muhafaza etmeliyiz? Şimdi, açık alanda nasıl dikmeliyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu fidan çok erken verime geçiyor. Evet. Çok erken yaşlarda, 1-2. yaşında meyve vermeye başlıyor bu fidan. Yine şunu da söyleyelim. Bursa inciri veya diğer incir fidanları aşılama yöntemiyle üretilmiyor. Genelde çelikleme yöntemiyle üretiliyor. Evet. Yani şöyle bir dal kesiliyor. Köklendirme ortamlarında köklendiriliyor. Evet. Daha sonra bu şekilde torbalara şaşırtılıyor. Aşılama yöntemiyle üretilmiyor. Bursa siyahı inciri veya diğer incir çeşitleri çok rahat bir şekilde ev ortamında veya bahçede yetiştirilebilir. Evet. Şöyle ki 15-20 litrelik bir saksı alıp bu fidanı saksıya dikerseniz veya tabiri caizse şaşırtırsanız, yani şaşırtma bu demektir, yani fidanı aktarmadır. Bitkiye aktarmadır, fideye aktarmadır, yani şaşırtma ifadesi. Dikerseniz çok rahat bir şekilde ev ortamında yetiştirebilirsiniz. Kışın yapraklarını döken bir bitkidir. Evet. Devirelim. Her dem yeşil değildir, kışın yapraklarını döküyor. Gördüğünüz gibi çok geniş yaprak ayaları vardır. Bu çeşidini özelliğini gösteren bir yaprakların geniş olmasıdır. Beyaz lopa göre yaprak ayaları daha beyaz geniş. Beyaz lopa göre biraz daha yaprakları geniş. Beyaz lopun yaprakları bu kadar geniş değil. Evet. Peki gibi, açık alanda nasıl dikmeliyiz? Şimdi açık alanda öncelikle yavaşça torbasından bıçak vasıtasıyla şöyle kesip yavaşça, daha sonra burayı şöyle kesip çıkarıp bu şeydi. 40 santimlik genişliğinde, 40 santim derinliğinde bir çukura çok rahat bir şekilde dikebilirsiniz. Torba hizası. Tabii torba hizası. Kural hep aynı şekilde. Buradaki mantık hep aynı. Torba hizasıdır. Torba hizasını geçirmemeye dikkat edin. Çünkü fidanın burada alışmış olduğu bir dikim derinliği var. Bu önemli bir husus. Evet. Bu dikim derinliğinden daha fazla fidanı dikmeyin. Aksi takdirde çok derin dikim yaparsanız fidan stresi girip kuruma bile yapabilir. Bunun bilgisini demiştim. Peki hocam, efidancı.com üzerinden bu ürünü izleyicilerimiz nasıl satın alabilir? Efidancı.com üzerinden bu ürünü müşterilerimiz telefonla, kapı ödeme yöntemiyle, kredi kartıyla çok rahat bir şekilde sipariş verebilirler. Dediğim gibi direkt web sitesi üzerinden online olarak da sipariş verebilirler. Bu konuda zorluk yaşayan müşterilerimiz direkt telefonla bizi arayıp ben Bursa siyahı incir istiyorum, adresim şu, lütfen bu adresime gönderin gerekten siparişlerini verirler. Biz onlara kapı ödeme yöntemiyle çok rahat bir şekilde bu ürünü gönderebiliriz. Kargo fiyatları nedir? Kargo fiyatları tabii şöyle, 100 TL üzeri kargo ücretsiz zaten bizim mağazamızda. 100 TL altında ise Türkiye'nin her yerine kargo ücreti sabittir. 7 TL'dir evet, kargo ücreti. Bu konuda da müşterilerimiz kampanyamızı çok beğenmektedir. Çok güzel geri dönüşler almaktayız. Dediğim gibi 100 TL üzeri Türkiye'nin her tarafından kargo ücretsiz. 100 TL altında ise kargo ücreti Türkiye'nin her yerine 7 TL. Yani burada önemli olan alışveriş sepeti tutarı. Yani ürün sayısı değil. Evet. Alışveriş tutarınız çok önemli burada. Dediğim gibi benim bu konuyla ilgili verebileceğim bilgiler bunlar. Evet.
Umarım izleyenlere faydalı olabilmiştir. Peki son olarak soru sorayım. Açık alanda incir bahçesi tesisi yapmak isteyenlere Fidancı.com Türkiye'nin en büyük, daha doğrusu en fazla çeşidi olan üretici merkezli e-ticaret sitesi ve incir fidanında da çok farklı çeşitleri var. Aydın'ın yöresel çeşitleri olsun, Mersin Mut'un yöresel çeşitleri olsun, keza diğer bölgelerin yöresel çeşitleri olsun. Evet. İncir fidanında açık alanda bahçe tesisi yapmak isteyenler de dikim aralığı ne olmalıdır? Şimdi tabii bu dikim aralığı aslında biraz da çeşitten çeşide göre değişmekte. Şimdi 5 metreye dikebilirler. Yani 5'e 5 dikebilirler, 6'ya 5 dikebilirler. Yani 7'ye 5 de dikebilirler. Genelde bu dikim mesafeleri bu şekilde 6'ya 5. Cinse göre değişiyor değil mi? Mesela beyaz incirde 8'e 8 uygun mudur? Yani 8'e 8 biraz geniş olabilir. Evet. İşte 8'e 5, 8'e 6 olur veya 7'ye 5 olur. Evet. 7'ye 6 olur. Bu şekilde dikimler yapılabilir. Dediğim gibi yani bahçe kurmak isteyenler direkt bizimle irtibata geçip direkt bilgi alabilirler. Biz her zaman bilgi vermek konusunda çok paylaşımcıyız.